görmüş olduğu gibi bugün mecliste istemediğimiz, aslında çok da önemli olmayan bir hadise meydana geldi. Soru şu, Adana'nın çıkarına, Adana'nın lehine olan çok önemli iki madde söz konusu. Biri, 6 milyon dolar hibe, 6 milyon dolar hibe kazandı arkadaşlarım yazdığı projeden dolayı. Yalnız İLO bir kooperatife üye olmayı şart koştu. Ve biliyorsunuz NAPA firmasıyla önceden 598 milyonluk bir ihale anlaşması yapılmıştı İLO'yla. Bunu karşılıklı feshetme kararı aldık. Bunun içinde belediyenin mali durumlarından dolayı gayrimenkul yöneldik arkadaşlarımıza. Ve önerdiğimiz gayrimenkullerde normal değerin çok üstünde bir fiyatta bunları biz öneriyorduk. Karşılıklı bu tabakada da varıldı. Geçen ay bunları geçirecektik. Meclis, hani Cumhur İttifakı'ndaki arkadaşlarımız bunu gelecek ay alalım, bunu bir ay daha inceleyelim. Gelecek ay geçirelim dediler. Meclis konaklarında vardı, onu da biz yayınlayacağız. Fakat bir ay geçmesine rağmen ve bu işlerin süreli olmasına rağmen bu ayda meclise gelemedi. Biz de 6 milyon dolar hibeyi kaçırmamak ve Adana açısından son derece kazançlı olacak olan gayrimenkul mübadelesiyle borcu kapatarak bir firmayla fesih yapmak için bugün kanunun, yasanın, belediye başkanına verdiği yetkiye dayanarak gündeme aldık ve oylama yaptık. Dolayısıyla yapılan oylamada da vicdanlı meclis üyelerimize de buradan teşekkür ediyorum. Adana'nın çok lehine iki madde olduğu için çoğunlukla geçti. Çoğunlukla geçtikten sonra bundan rahatsız olan arkadaşlar biraz agresifçe davrandılar. Oradan kalkan bir arkadaşımız, hani gereksiz bağırıyorsunuz, oturun diye müdahale etmeye kalkınca karşı tarafta saldırıya kalktı. Şimdi bir belediye başkanının dişinin kırıldığı iddia ediliyor bizim arkadaşların darbesiyle. Oysa görüntüleri verdiğimizde bizzat kendi arkadaşı tarafından darbeye maruz kaldığını görecek. Hani tabii ki halkın doğru bilgilendirilmesi noktasında üstümüze düşeni yapıyoruz. Hani bu görüntülerin tamamını yayınladığımızda, sizlere verdiğimizde siz de göreceksiniz. Burada önemli olan birkaç husus var. Bir, Adana'yı düşünen, vicdanı olan herkes buna hayır demez. Yani iki maddeyle ilgili, yani birisi yaklaşık 45-50 milyon civarında bir hibe kaynağının olması noktasında, biri de belki de 40-50 milyon TL faizden kurtaracak ve bir hani muazzalı, yürümeyen, gitmeyen bir işlem Adana'yı kurtarmakla ilgili. Ama esas önemli olan tarafı da şu ki, onu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir önceki ay, gelecek ay geçireceğiz bunları baştan demelerine rağmen, mesela benim bir konuşmam da var o konuda, bu ay bunu getirmemek noktasında bir direnç oluştu. Biz de zamana sahip olduğu için bu iş, bu ay resmen getirdik ve maddeleri geçirdik. Durum budur değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, kanun bilgisine ben bütün açıklığıyla arz ediyorum. Evet, sorularınızı arttık değerli arkadaşlar. Ben orada da özellikle Vedat Gündoğan'ın Adana'nın gönlü tıkadığını da beyan ettim. Çünkü bu işi engellemek hiçbir bank lazım. Yani ya 45 milyon, 6 milyon dolar hibe alacağız. Hani bunun neresi kötü? Niçin kötü? Dün Vedat Gündoğan bir ifadesinde Adana Belediyesi'nin ekonomik şartlarının çok kötü olduğunu kendisi de beyan etti zaten. Onu da arkadaşlara bir şey getirdim.
Yani her şeye rağmen biz barışçıl adamın lehine iş yapmaya çalıştıkça bu engelleri zaten kamuoyu görüyor. Takdir kamuoyu, takdir kamuoyunundur zaten. Meclisi çalıştırmamak için ellerinden gelen şeyi yapıyorlar mı? Meclisi çalıştırmamak demeyelim ama bizi çalıştırmamak diyelim. Şimdi bakın bir şey söylüyorum. Yaklaşık 100 milyon alacağı var. Biz bunun karşılığında belki 70 milyon yetmeyecek gayrimenkul öderiz. Oradan yaklaşık 30 milyon belediyenin kârı olur. Ve ayrıca bunu yapmazsanız, para olarak ödemek durumunda kalırsanız vade farkı ister, en azından 30 milyon vade farkı ister. Bu Adana'ya 60 milyon daha fazla zarara sokmak hiç kimsenin yapması gereken bir şey değil. Tamamen Adana'nın lehine getirdiğimiz iki madde bu. Bunu engellemek, bunu ertelemek, bunu uzatmak, bunu gündeme getirmemek kimin faydası? Bu olsa olsa Zeydan kadar bir iş yapmasın anlamında için. Yani biz her zaman meclisin bütünlüğünü korumak, birlikte çalışmak, Adana'yla ilgili faydalı olan işlerde birlikte olmak isteğini yerine getiriyoruz. Onda ısrar ediyoruz. Ama bakın siz de şahitsiniz. Bir önceki dönem belediye başkanına verilen yetkiler hiçbirisi bize verilmiyor, alınmıyor. Başka belediyelere bizim arkadaşlarımızın, işte atıyorum yüreği olsun, başka belediye olsun, Adana'nın, Sarıçam'ın, yüreğin neyse bütünüyle oy veriyorlar. Ama ne yazık ki kamuya tahsis malların hayzi noktasında bile bir başka arkadaşa verdikleri hakkı bize vermiyorlar. Bir önceki belediye başkanının emlak satışıyla ilgili aldığı yetkiyi iptal ettiler. Biz bu yetkinin tamamını istemedik zaten. Sadece bu şirketin borçlarını ödeyebilmek noktasında bir tekliftir. Bir sürü firma buraya iş yapmış ve yıllarca parasını alamıyor. Bunlar bizim borçlarımız, borçlar değil. Bunlar geçmişin borçları. Ve geçmişin borçlarını tasfiye etmeye çalışıyoruz. Adana bütçesini, Adana'ya hizmet eden bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Yapmak istediğimiz bu. Ve bir sürü yapan firma da bizden, ya biz para veremiyorsunuz. Adana bütçesini biliyoruz. Para ödeyemeyecek durumda değil. Bize de yer önerin diyorlar. Yani şimdi hep biz Adana'da yaşıyoruz. Adana'nın lehine işler yapmaya çalışıyoruz. Hep hizmetin bir bedeli var. Bunu maddi imkanları bulamazsanız, şey yapamazsanız, biz her şarta rağmen Adana'ya hizmet etmeye çalışıyoruz. Adana'nın önünü açmaya çalışıyoruz. Yapmak istediğiniz için. Yapılan açıklamada bize danışılmadan mecliste bilinen maddesini sokmaya çalışsa bir şey var. Evet, pardon, ben size okuyorum. 15. madde. Kanun bu. Diyor ki, meclis toplantısının müteakip İmar komisyonu en fazla 10 iş günü, diğer komisyonlar ise 5 iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlanır. Var mı da bir şey? Yasa bu. Devam ediyor. Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır. Bu da ne? Yani 10 gün geçmiş, bir ay da geçmiş. Bırakın bunu. Bir önceki ay bunu kabul edeceklerini, geçireceklerini kendiler ifade ettiler zaten. Bu ne diye erteliyoruz? Ne diye geçiriyoruz? Buradaki kazanç nedir? Buradaki amaç nedir? Yani açık ne? Eğer bizim iş yapmamızı istiyorlarsa, ya diyorlar ya biz her şeyden sizi destekliyoruz. Hani nerede? Kamu malları tahsisinde yok. Borçlanmada yok. Emlak satışında yok. Efendim söyleyeyim, yurt dışından hibe gelecek, kooperatife üye olma şartı var, İRO'nun şartı, ona izin yok. E hani nerede? Nerede kardeşim? Tabii ki bunun kararını kamuoyu verecek. Kamuoyu biliyor. Meclisi izliyor. Bizi yüz binlerce insan izliyor. Kim olumlu, kim olumsuz? Takdir yüce milleti. Biz sadece size açıklama yapıyoruz. Ve ben size söylüyorum, şu anda benim yaptığım açıklamanın tamamını videolarında dağıtacağız. Bunları hepsini göreceksiniz. Eksiksiz. Bizim arkadaşın, hani arkadaşa otur diye yürümesini de vereceğiz. Arkadaşların saldırısını, yumruk atmalarını da vereceğiz. Hangi arkadaşın yumruğunun
Sayın Bey'le meclislere denk geldiğini de göreceğiz. Orada geçmiş olsun. Hiç bizim arkadaşımızın en ufak bir şeyi yok ona. Başkanım dişini kırıldığını söylemiştiniz. Yani büyük bir ihtimalle yakından... Öyle söylüyor. Yani ben bilmiyorum. Onu öyle söylüyor. Şimdi hastaneye gittiler ama sonuçta tabii ki üzücü bir olay ama bizim arkadaşlarımız tarafından yapılmış yani bir iş değil. Yani muhakkak görüyordur. Biz, yakından bizim arkadaşlarımıza saldıran kendi arkadaşlarının dizi de yaşıyor. Yani, başkanım meclisi... Meclis ilk zamanlar canlı yayın yapıyordu. Bu vazgeçildi. Neden öyle bir şey? Görsün adam. Yapıyoruz. Canlı yayın hiç kesintisi yok. Biz onu canlı yayın yapıyoruz. İhalelerin çok büyük bölümünü canlı yayın yapıyoruz. Vatandaşımız her şey bilsin. Karar alıyorsun. Biz yanlış yapıyorsak biz de ilgili ona göre karar vereceğiz. Doğru yapıyorsak, başkası yanlış yapıyorsa ona göre karar vereceğiz. Yoksa ben sadece benim kadarımda olan ifadeyle vatandaş şeye varmaz. Kendi gözüyle görüyor zaten. Gösteriyoruz. Valla bakın 2018'den 2019'dan belki daha eskiden çalışanlarımızın ikramiye alacağı var, bayram alacağı var, mesai alacağı var. Sadece onları ödemek için bir İller Bankası'nın yaklaşık 100 milyar civarında bir borç, işte bunun için belediyelere ayrılığı bir para var. O paradan alıp işçilerin geçmişe yönelik hani yaklaşık 55 milyon. Bu 55 milyonun 5 milyonu bile bizim zamanımızda değil. Bunlar da eskiden gelen. Eskiden gelen. Şimdi tabii ki kardeşlerimizin her şeyini zamanında ödemek lazım ama bütün kamuoyu, bütün Adana, bütün Türkiye biliyor ki işçiye 3 ayda bir maaş ödenebiliyor. Biz 9 ay içerisinde işçilere zamanında maaş öder hale getirdik adına verebileceğiz. Tabii ki onların ikramiyelerini de ödemek gerekiyor, geçmiş günahlarını ödemek gerekiyor. Ama biz o şartlara henüz sahip olamadığımız için, koronadan dolayı aşağı yukarı 7-8 ay belediye durumları daha kötüye düştüğü için ve çalışanlarımızın geçmişe dönük bir alacağı artık kalmasın düşüncesiyle bir 60 milyon civarında bir boşlanmayız. Bunlar hiçbiri hani belediyenin çalışması, icraat yapması, bank adaması ile ilgisi yok. Bunlar hayır demek. Mantıklı mı sizce? Niçin hayır demek? Yani hayır demenin mantığını anlamak zor ya. Başkan bu iki maddeye geçmiş kesinleşti değil mi? Evet. Yani kamera kayıtları orada. Tabii ki arkadaşlarım kamera görüntülerini izleme hakları var. Bakarlar. Çoğunlukla geçtiğini onları da görecek. Ben zaten orada hani sayı öyle dinikçi olmadığı için gerekiyor. Yani epey farklı geçti iki madde. Adana'ya hayır olsun. Bunlar Adana'nın çok beyni olan maddeler. Ertelenmesi gerekmeyen maddeler. Behemalar yapılması gereken maddeler bunlar. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz çok teşekkür ediyoruz. Yerli basın mensupları. Sağ olun. Bir arkadaşımız geç gelmişti. Sizin soracağınız bir şey varsa. Başlasan görüntüleri verirler. İletiriz başkanım. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Siz yorulun. Kusura bakmayın.